Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2023'ü sizin için kısaca özetlersem, bu yıl hayatınızda maddi manevi güven oluşturma koşullarınızın artık netleştiği, kendinizi yeniden şekillendirdiğiniz, kimliğinizin oluştuğu, büyüme fırsatlarıyla karşılaştığınız önemli yıllardan birisi. Yıla Jüpiter'in güçlü destekleriyle başlayacaksınız. Bu yıl 16 Mayıs'a kadar şans gezegenimiz Jüpiter Koç burcunda olacak. 2022 Mayıs ve Ekim aylarında da biliyorsunuz Jüpiter Koç burcundaydı. Bu süreçte yaşamınızda başlamış olan girişimler varsa şimdi yılın ilk 6 aylık döneminde bunları büyütme, geliştirme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi manevi her anlamda hayatımızda biraz daha bizi koruyacak, güven verecek, dışsal ve içsel gelişme fırsatlarıyla karşılaştırılabilecek bir gezegen Jüpiter. Bu nedenle bu önemli dönemi iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 12 yılda bir burcunuza geliyor. Öncelikle özgüveniniz artacaktır. Kendinizden daha fazla şey bekleyebilirsiniz. Tabii bunu daha sağlam temellere de oturtmanız gerekiyor. Yani Jüpiter size gereksiz bir özgüven, iyimserlik verebilir ya da böyle aşırı bencillik eğilimlerinizi arttırabilir. Bu nedenle Jüpiter'den fayda sağlayabilmek için daha doğru adımlar atmanız, gerçekten emek sarf ederek bir şeylerle uğraşmanız, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunları yaptıysanız ve yapmaktaysanız Jüpiter'in size çok önemli fırsatları olabilir. Mars İkizler Burcu'nda gerilerken yeni yıla başlayacağız, 2023'e. Bu yılın ilk 2 haftalık süreci içerisinde biraz enerji düşüklüğü yaratabilir ama özellikle 15 Ocak'tan sonra enerjinizin güçlendiğini hissedeceksiniz. Bir anda hayatınızda neyle uğraşıyorsanız, hani bunları daha hızlı bir şekilde yapma, sonuç alma motivasyonunda olabilirsiniz. Kuşkusuz Mars da artık sizi destekleyecek, Jüpiter'le de birlikte destekleyecek. Mart'ın özellikle ilk 10 günlük dönemini çok önemsiyorum. Çünkü Jüpiter'le beraber diğer iyicil gezegenimiz Venüs de Koç'ta olacak. Jüpiter-Venüs kavuşumu Mart'ın ilk haftası içerisinde özellikle size çok özel fırsatlar getirebilir. Bu dönemde, bu yılın sizin için en şanslı, en verimli dönemi olabilir sevgili koçlar. 2022'de özellikle maddi güvenliğinizle ilgili önemli adımlar atmış olabilirsiniz. Bu bir işe başlamak olabilir. İşte sahip olduğunuz değerlerin kullanılması, yeteneklerinizin geliştirilmesi şeklinde olabilir. Boğa akrep aksındaki tutulmalar genel anlamda yaşamınızda güvenlik oluşturma anlamlarında ve özellikle maddi konularda birinci olarak önemli bazı açılımlar getirdi ve tabii ki mücadeleler de verdi size. Bu yılda devam edecek. Yani 2023, 2022'de başlamış olan konuların aslında devam ettiği ama sonuç verdiği bir süreç diyebilirim. Yine para konularında önemli açılımlar olabilir. Kazançlarınız, işiniz, mesleğinizle ilgili alanlarda büyüme imkanlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Ancak özellikle bu yıl Temmuz'dan itibaren artık ay düğümlerinin Koç terazi aksına geçmesiyle beraber sizin için bireysel anlamda bir değişim de başlayacak. Yani önünüzde başka kapılar da açılabilir. Hayatınızı bundan sonraki en az 8-9 yıllık dönemini şekillendirecek önemli kararlar verebilirsiniz. Böyle bir dönemdeyiz. Ve Jüpiter'in de desteğiyle beraber bu özgüven, bu iyimserlik, inisiyatif alma gücü yılın ilk aylarından itibaren artmaya başlayacak ve Mart-Nisan aylarında doruk noktasına ulaşabilir. 20 Nisan'da Koç burcundaki ilk tutulmayla bu bir önemli bir ivme kazanabilir. Çünkü bu tutulma, Koç burcundaki tutulma Jüpiter'in de desteğiyle olacak. Sizin için çok belirleyici bir tutulma sevgili koçlar. Özellikle burcun son dekanında doğanları daha fazla etkileyecek ya da işte yükselen burcu 25 ile 30 derece arasında olanları daha fazla etkileyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Zaten yıl genelinde aylık, haftalık, günlük yorumlarla bu detaylardan bahsedeceğiz. Tutulmalarla da ilgili, yeni ay ve dolunaylarla da ilgili videolarımız devam edecek. 2023 yılında size rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu videoda çok genel tesirlerden bahsediyorum aslında. Şunu unutmayın ki 2023 yılında bazı kararlar verebilirsiniz yaşamınızda. Bu ilişkilerinizle ilgili olabilir. Çünkü ilişkilerinizin de
yaşamınızda önemli şekillendirici etkisi söz konusu. Kariyerinizi ve bundan sonraki yaşamınızın düzenini etkileyecek ilişkilerinizle ilgili önemli adımlar atılabilir. Evet, 20 Nisan'daki tutulma bununla ilgili size inisiyatif verebilir. Fırsatlar getirebilir. Yeni tanışmalar örneğin. Yeni kişiler hayatınıza girebilir. Bunlar işbirliklerinizle ilgili olabilir, bir işle ilgili olabilir, kariyerinizi şekillendirecek kişiler, yine yaşamınıza dahil edeceğiniz özel hayatınızla ilgili kişiler. Kuzey düğüm yönünde olacağı için bu tutulma size yeni açılımlar getirecek hayatınızda. İlerleme fırsatları verecek. Lütfen bunları iyi değerlendirin. 2022 yılından bu yana uğraştığınız, sahip olduğunuz yeteneklerinizi, geliştirdiğiniz değerlerinizi de artık bu fırsatlarla beraber hayata koyma, ilerletme şansını da yakalayabilirsiniz. Sevgili koçlar, Jüpiter 16 Mayıs'tan itibaren Koç burcundan ayrılıp Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Jüpiter 2024'ün sonlarına kadar Boğa burcunda olacak ve sizin para evinizde olacak. Buradan da anladığınız üzere özellikle yılın ilk 6 ayını kişisel inisiyatifleriniz ve kararlarınızda, tercihlerinizde iyi değerlendirirseniz ikinci yarısından itibaren, Mayıs'tan itibaren parasal kaynaklarınızda bir gelişme, büyüme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Sahip olduğunuz değerler, örneğin mal varlıklarınız ya da yatırımlarınız daha fazla değer kazanma potansiyelinde olabilir. Ya da o zamana kadar herhangi bir kazanç imkanınız yoksa işle ilgili kazanç elde edebileceğiniz, para kazanma becerilerinizi geliştirebileceğiniz olanaklar da Jüpiter'le birlikte artık Boğa burcunda ilerlerken karşınıza çıkabilir. Uranüs Boğa burcundaki hareketini bu yılda devam ettiriyor. Dolayısıyla sürprizlere de hazırız her an. Hızlı gelişmelere de hazırız. Ve Boğa Akrep tutulmaları da bu yıl devam edecek. Ekim'de, 28 Ekim'de Boğa burcundaki son ay tutulmasıyla bu aks tamamlanıyor. Aslında artık yıl sonuna kadar sizin bu maddi durumunuzla ilgili koşullarda daha fazla netleşmeye başlayacak. Ve Jüpiter'le beraber Plüto bu yıl önemli bir değişim meydana getiriyor. Biliyorsunuz 2008'den bu yana Plüto Oğlak burcundaydı ve sizin için de özellikle kariyeriniz, hayattaki sorumluluklarınız ya da ailevi konularda önemli mücadeleler, kökten dönüşümler süreci içerisindeydiniz. Ve şimdi bu yıl 23 Mart'tan itibaren Plüto Kova burcuna geçecek. Bu jenerasyon gezegeni olduğu için çok önemli bir değişim tabii ki. Plüto bu yıl 11 Haziran'a kadar Kova burcunun 0 derecesinde olacak. Ağır bir gezegen, dolayısıyla çok hızlı ilerlemiyor. 11 Haziran'a kadar sadece Kova burcunun 0 derecesinde olacak. Daha sonra geri dönecek tekrar Oğlak burcunun son derecelerine. 2024 Ocağı ile beraber Kova burcundaki asıl yolculuğuna başlayacak ki bu da 20 yıl sürecek, 2044'e kadar. Dolayısıyla toplumları değiştiren kültürel, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, bilimsel anlamda, teknolojiyle ilgili çok önemli gelişmelerin, toplumsal dönüşümlerin olabileceği bir süreç. Yani Plüto'nun burada önemli tesirleri olacak. Bu yıl ilk 0 derecedeki hareketi sırasında tabii bazı tesirlerle karşılaşabiliriz ki özellikle Mayıs ayını önemsiyorum. Çünkü Mayıs'ta Plüto Kova burcuna geçer geçmez eş zamanlı olarak hani Boğa burcuna geçmiş olan Jüpiter'le de kare açı yapacak. Bu Jüpiter-Plüto karesi önemli gerilimler yaratabilir. Güç değişimi aslında. Yani güç değişimi için büyük bir baskı olabilir dünya üzerinde. Hani bunu bireysel hayatlarımızda da tabii ki az veya çok hissedebiliriz. Sizin için biraz daha belki parasal anlamda daha fazla hırslı hissedebileceğiniz, işte paranızı büyütmek isteyeceğiniz, daha fazla kazanmak isteyeceğiniz veya belki paranızı büyütme fırsatlarıyla, yeni tekliflerle, projelerle karşılaşabileceğiniz, yeni yollar keşfedebileceğiniz ki bunlar bilimsel, teknolojiyle ilgili dijital alanlarda da olabilir. İşte farklı para kazanma olanakları gibi arayışlarınız olabilir. Yatırımlarınızla ilgili bazı tercihleriniz olabilir. Buralarda hem baskılar hissedebiliriz ve güçlü dönüşümler hissedebiliriz. 23 Mayıs arasında Mars'ın Aslan'a geçmesiyle beraber sabit burçların 0 derecesindeki bu kare açılar çok zorlayıcı olabilir. Lütfen bu dönemde hırslara dikkat edin.
daha sakin, daha sağduyulu olmanız gerekebilir. Dışsal bazı etkiler nedeniyle, yani sizin kontrolünüzde olmayan baskılar nedeniyle maddi konularda manipülatif durumlarla karşılaşılabilir ya da işte çok hırslı davranarak biraz aşırılıklar içerisinde, aşırı talepkar davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Özellikle riskli piyasalara, her türlü yatırımlara daha dikkatli olmakta fayda var. İş konularında karşınıza çıkabilen olasılıkları da daha sağlıklı değerlendirmekte bu dönemde özellikle fayda var sevgili koçlar. Plüton'un Kova burcundaki ilerleyişi ufkunuzu geliştirecek, daha uzun vadeli bir tesirden bahsediyorum. Sosyal çevrenizde bu dönemde önemli değişimler olabilir. Çevresel değişimlere hazır olun. Arkadaşlardan, gruplardan, derneklerden, yani her türlü toplumsal işlerden fayda görebilirsiniz veya toplumsal alanlarda belki kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade etme olanakları da bulabilirsiniz. 2023'te sevgili koçlar, büyük öğretmen Satürn de burç değiştirecek. Biliyorsunuz 2020 aralığından bu yana Kova burcunda hareket etmekte. Bu yıl, yılın ilk iki ayında yine Kova burcunun son derecelerinde olacak. 7 Mart'tan itibaren artık Kova'daki yolculuğunu tamamlıyor. Balık burcuna geçecek. Ve önümüzdeki 2,5 yıl, 2026'ya kadar Satürn Balık burcunda olacak. Bu yıl ilk dekanı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Satürn'ün olduğu alanlarda sınavlar karşımıza çıkar. Bizi zorlayıcı ama öğretici etkilerdir bunlar. Kısıtlamalar, engellerle karşılaşabiliriz ama yeni dersler de öğreniriz. Balık burcu sizin 12. eviniz olacak. Genelde baktığımızda balık burcu bizim manevi yönlerimiz, inançlarımız, hayata bakışımız, işte felsefelerimiz, biraz daha ruhsal konular, spiritüel konular, aynı zamanda dünya üzerinde yardımlaşma temaları, ihtiyaç sahipleriyle ilgilenme, sular, denizler, okyanuslarla ilgili her türlü kavram, ilaçlar, kimyasal alanlardaki gelişmeler, bunlarla ilgilidir ve Satürn belki denizler, sularla ilgili sıkıntılar yaratabilir. İşte su kaynaklarında azalmalar ve bunların üzerimizdeki sorumluluklarıyla daha fazla yüzleşebiliriz insanlık olarak. Yine çevresel iklim değişimleriyle ilgili problemlerin artabileceği bir süreçteyiz. Aynı zamanda ilaç sektöründe özellikle kısıtlamalarla karşılaşabiliriz veya bu alandaki eksikler ve hatalar daha fazla karşımıza çıkabilir. Kimyasallar, alkol, bağımlılıklar, özellikle uyuşturucularla ilgili daha fazla sorumluluklarla yüzleşebiliriz. Bu alanların kontrol edilmesi ihtiyacı artabilir ve bunlarla ilgili eksikler, hatalar daha fazla karşımıza çıkabilir. Sizin 12. evinize bir Satürn'ün geçişi başlayacak Mart'tan itibaren. Bu sizi bilinçaltınızla ilgili konulara yönlendirebilir. Aslında bir şifalanma dönemi. Biraz tefekkür, biraz içe yönelme, zaman zaman inziva süreçleri geçirebileceğinizi işaret ediyor. Bunlardan da fayda görebilirsiniz. 12. ev Satürn'leri aslında olumludur. Yani dışsal anlamda dış şartlarda çok fazla kısıtlama getirmez bize. Daha çok manevi anlamda, içsel anlamda olgunlaşma fırsatları getirir. Size sunulan Jüpiter'in de etkisiyle hayatınızı gelen olanakları biraz zaman zaman içe yönelişler, tefekkürle değerlendirirseniz bu fırsatları daha olumlu bir şekilde hayatınıza katabilirsiniz. Ve yaşamınızda sizin başarınızı engelleyen bazı olumsuz alışkanlıklarınız varsa, bunlar bağımlılıklarınız olabilir, işte iş hayatınızdaki bazı olumsuz tercihleriniz olabilir ya da sağlığınızla ilgili konular olabilir. Bunları da doğru bir şekilde ele almanız, hayatınızda bazı ayıklamalar yapmanız gerektiğini işaret ediyor. İşte bağımlılıklarınızı bırakabilirsiniz, zararlı alışkanlıkları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Sizin için doğru olmayan bir iş olabilir, doğru olmayan bir ilişki olabilir. Biraz daha hayatın manevi yönlerini, daha ruhsal yönlerini sorgulayıp buralarda kendinizi eğitebilirsiniz. Böyle bir dönemdesiniz sevgili koçlar. Ve yılın Ekim ayına geldiğimizde yine sizin için çok önemli bir dönem. Koç ve terazi tutulması ilişkilerinizi şekillendirici bir dönem. Nisan ayında başlamış bazı tesirler de bu dönemde sonuçlanabilir. Karşıt burcunuzda meydana gelecek olan terazi burcundaki tutulmayla, güneş tutulmasıyla beraber şu ana kadar yalnız olan bazı koçlar hayatlarına yeni ilişkiler katabilirler. Aslında işbirlikleri, ortaklıklar, işte evlilik gibi konularda da önemli açılımların olabileceği bir süreç. Yılın ilk döneminde hazırlıklarınızı yaptıysanız, evet, artık evlilik kararı alabilirsiniz ya da evlisiniz,
eşinizle birlikte bazı adımlar atabileceğiniz, ortaklaşa bazı kararlar verebileceğiniz bir süreç başlıyor. Belki artık çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ya da eşinizle birlikte hayatınıza yeni bir düzen oluşturmak istiyorsunuz. Tüm bu olasılıklar da Ekim ayıyla beraber gündeminize daha hızlı bir şekilde gelmeye başlayacak sevgili koçlar. Evet, yılın genelini tekrar bir kısaca özetlersek sizin için oldukça keyifli, gelişme fırsatlarıyla karşılaşabileceğiniz şanslı bir yıl 2023. Jüpiter hem kişisel tercihleriniz anlamında hayatınıza daha güçlü inisiyatif alabileceğiniz, özgüveninizin artabileceği, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Maddi anlamda da olanaklarınızı geliştirmeniz, hayatınızda daha güvenli, daha ayağa yere sağlam basan yapılar oluşturabileceğiniz bir yıl. Bu olasılıklar karşınıza çıkacak. Yeter ki tefekkürle, hayata biraz daha derin ve sorumlu davranışlarla bakarak, daha ciddi alarak adımlar atın. İçinde bulunduğunuz fırsatları, hayatın size sunmuş olduğu şansları sorumlu bir şekilde değerlendirin. Boşa zaman geçirmeyin 2023 yılında. Çalışın, emek harcayın. Bunun sonucunda gerçekten farkındalıklı bir şekilde hareket ederseniz, evren de size tüm gelişme fırsatlarını kuşkusuz cömertçe sunabilecek 2023 yılında sevgili koçlar. Hepinize mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın.